Mensupları bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Ana Muhalefet Partisi'nin gündeme getirdiği türban meselesi İktidar Partisi tarafından çok bilinçli bir şekilde kullanılarak bugün meclise bir yasa teklifi olarak geliyor. Bizlerin ve kadın örgütlerinin bu yasa teklifine ilişkin ciddi kaygılarımız olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bugün bununla ilgili bir basın açıklamamız var. Sizinle paylaşmak istiyoruz. Başörtüsü hakkını temel bir insan hakkı olarak görüyor ve herhangi bir anayasal güvenceye ihtiyaç duyulmaksızın korunmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin çoklu ve ağır bir krizle pençeleştiği, kadınların ve LGBT artıların hayatta kalma mücadelesi verdiği, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın artarak devam ettiği, kadın cinayetlerinin katliama dönüştüğü bir süreçte başörtüsü meselesinin gündeme taşınmasının siyasi bir anlam ve sonucu olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılının nasıl şekilleneceğini belirleyecek olan seçim sürecinin başlamış olmasıyla eş zamanlı yapılan başörtü tartışmalarında meselenin haklar meselesi olmadığını da görmek gerekiyor. İktidarıyla, muhalefetiyle kadın bedeni, giyimi, kuşamı kadınların taleplerinden bağımsız olarak seçim sürecinin malzemesi haline getirilerek manipüle ediliyor. Anayasanın bizzat iktidar bloğu eliyle fiilen askıya alındığı, ülkenin anayasızlık cezasına sıkıştırıldığı, iktidar hukuk ilişkisinin iç içe geçtiği bir dönemde meclise sunulan anayasa değişikliğinin çok ciddi tehlikeler barındırdığının farkındayız. İktidar bloğunun anayasanın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik öneren anayasa teklifi hem anayasaya hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 24. maddede öngörülen değişiklik, başörtülü kadınlara ayrımcılığı önlemek iddiasıyla yapılmak istense de aslında kadınların nasıl giyineceğini, neresini nasıl örteceğini, başörtüsü kullanan kadınların nasıl başörtüsü takacağını belirliyor. Aynı zamanda inanan ve inanmayan herkesin özgür yaşamasının güvencesi olan eşitlik ve laiklik ilkelerine özgürlükçü yorumların önünü kesecek yeni bir sınır getirmiş oluyor. 24. maddeye eklenen ikinci fıkra, başörtüsü dışındaki kıyafeti sadece dini inanç gerekçesiyle serbest görüyor. Dini inanç dışındaki kıyafet tercihlerine ilişkin düzenleme yetkisini kamu kurumlarına bırakıyor. Anayasanın 41. maddesinde yapılmak istenen değişiklik teklifi ise, AKP'nin kadını yalnızca aile içinde ve erkeğin tahakkümü altında var eden, yaşamın bütün alanlarından kadını yok etmeyi hedefleyen, farklı cinsel yönelimleri yok sayarak hedef haline getiren ideolojik yaklaşımının açık ifadesidir. Bu değişiklik teklifiyle de aile tanımı yalnızca evlilik birliğine indirgenmekte, tek ebeveynlik aile başta olmak üzere pek çok farklı aile biçimine dönük ayrımcılık yapılmaktadır. Değişiklik teklifinin gerekçesinde ifade edilen sapkın akım, kutsallık, güçlü aile, insan tabiatına uygun birliktelik gibi kavramlar, evrensel insan haklarıyla açıkça çelişmesinin yanı sıra iktidarın kadınlara, LGBT artılara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısında bir kez daha ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, bugün başını örten ya da örtmeyen milyonlarca kadının acil ihtiyacı, meclisin ne giyeceği hakkında yapacağı anayasa değişikliği değil, içine itildiği ekonomik çöküş ve yoksullaştırılmadan çıkış için somut ekonomik planlar, şiddetten etkin bir şekilde korunması için acil önlemler, bütünlüklü ve eşitlikçi politikalardır. Yasaları uygulamayan, failleri cezalandırmayan, başta medeni kanun ve ceza kanunu olmak üzere yasaların altına oyanlar, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti ortadan kaldırmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden hukuku aykırı şekilde çıkanlar, çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumayı amaçlayan Lanzarote Sözleşmesi'ni hedef alanlar, kadınların kazanılmış haklarına ve hayatlarına kastedenler ve onların işbirlikçilerin yapacakları anayasayı kabul etmeyeceğiz.